Evet arkadaşlar, Bademezen YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Hazreti Ebubekir'in kitabını okuyacağım. Kabe'nin anahtarı, mukaddes ev Kabe'nin anahtarı Osman İbn İd Ebi Talha elinde istediler teslim edildi. Anahtar an kainatın efendisinde karşısında boynu bükük bekleyen Osman'a hitap ettiler. Nasıl Osman dediğim oldu mu? Bir anda Osman'ın gözünde Mekke ve Kabe karardı, eski günlerini canlandı. Bir anda Osman'ın gözünde Mekke ve Kabe karardı ve eski günler canlandı. Eski hem de çok eski demlerde bir gün Cenab-ı Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye girmek istiyorlar. Anahtar yine Osman'da. Ya Osman, ver şu anahtarı, Kabe'ye gireceğim. Osman sonsuzluk nebisinin bu teklifini reddediyor. Bunun üzerine Allah'ın Resulü buyuruyorlar. Osman bir gün bu anahtarı benim elimde göreceksin. Osman bir gün bu anahtarı benim elimde göreceksin. O zaman ben onu dilediğime teslim edeceğim. Osman kahkahalarla gülüyor. O zaman Kureyş'in düşmesi ve alçalması lazım. Hayır Osman, o zaman Kureyş'in yükselmesi ve aziz olması lazım. Osman tam o an yakıcı ve öldürücü hatırasından uyandı ve Cihan peygamberinin karşısında eridi. İşte anahtar onun Allah'ın sevgilisi elinde dilediği ve verecek aleme rahmet olarak gönderilen Resuller serverinin şu kerimine bakınız. Al anahtarı Osman dediler. Bundan böyle senin ve senden geleceklerin elinden ebedi olsun. Kabe açıldı ve girdiler. Allah'ın Resulü namaz kıldı. Tavaf devam ederken Kabe'nin etrafında dizili 360 putun önünde geçiyorlar. Mukaddes ellerinde inci bir ağaç dalı önünde bulundu. Dalı önünde bulundukları puta doğru uzatıyorlar ve okuyorlar. De ki, hak geldi, batıl zeval buldu. Şüphesiz ki batıl daima zeval bulucudur. Eritilmiş kurşun ve bakırla yerlerine kaynatılmış man kafalı putlar yüz üstü yerde tam 360 put devrildi. Ve süpürüldü. Kabe Allah'ın kutlu evi tertemiz oldu. Kabe'de ezan-ı Muhammed'di. Hazreti Bilal radıyallahu anh Allah Resulü'nün coşkun sevdalısı, iman ve İslam'ın çile devrinin dev siması, öğle vakti Kabe'nin duvarlarına tırmandı. Ezan okuyor, putlar yerde kırık dökük, Mekke ahalisinin yüzleri hayret çizgileriyle buruşu kadar yıl evvel boynuna ip takıp sokak sokak gezdikleri, bağrına kocaman taşlar koyup gezdikleri köleye bakıyorlar. Bu ne iş? Kabe'nin duvarına yıkmış ezan okuyor ve dağ taşlar, sema, yıldız, güneş inliyor. Çiçekler elmas elmas gözyaşı döküyor. Bilal'in ilahi nameliyle Mekke ufuklarına çalkalanıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Alemin Efendisi Kabe'nin kapısına oturup halka hitap ettiler. Ey insanlar, Kabe hizmetiyle Zemzem sakallığından başka bütün işleri evvelden kalma imtiyaz ve gedikleri vergi ve angarlarıyla toptan iptal ediyorum. Biat Allah'ın sevgilisi Topyekun zaman ve mekanın ve bütün mahlukatın peygamberi safada oturuyorlar. Bütün Mekke ve Kureş kol kol, dalga dalga, tek tek huzurlarına gelip biat ediyor ve hepsi de ebedi kurtuluşa eriyor. İşte.
Hidayete ermiş ümmetin en ulu rahmeti Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz babası ihtiyar kuafeyi koltuklayıp varlık nurunun huzuruna getiriyor. Büyük insanın babası kuafe de artık Müslümanlık nurunu yudumluyor. Alemin fahri buyuruyorlar. İhtiyarı evinden bırakaydınız. Bırakaydın da biz Ebu Bekir'e ihsan olsun diye ona gideydik. Cihan Sıddık'ın cevabı şu oldu. Ey Allah'ın Resulü, sizin ona gitmenizden onun size gelmesi daha uygundur. Peygamberler peygamberi 15 gün kaldıktan sonra Keremli Mekke'den Nur beldesi Medine'ye Ensar isimli sevdalılarının yurduna döndüler. İslam'ın büyük ve azametli fethi siyaset ile kılıcın ruh ile madenin bir noktaya bağlı iki sütun halen uzanıp kavuşmasıyla gerçekleşti. Kureyş topluluğu Ebediyet Caddesi'ne dizildi ve İslam büyük düzlüğe çıktı. Büyük fethiden sonra İslam aksiyonu bir an için olsun durmadı. Bütün gazalarda Allah Resulü ile birlikte Cihan Sıddık'ta bulundu. Artık bütün Arap Yarımadası'nda nur yangını kaynat bacasından ilah nurun kıvılcımları ışık ışık imansız erilmez üstün kişisel idrake beşeriyet tabi ol gel o şahı levlak e Cihan Sıddık hac emiri oldu. Cihan Sıddık'ı hac emiri oldu. Hicri 9. yılın hac mevsiminde peygamberler Müslümanlar için hiçbir gün güneşin onunki kadar ulvi bir baş üzerinde doğup batmadı. Sıddık Ekber radıyallahu anh emir aldı. Ya Ebu Bekir, hac emirsin. Bu yıl hacca gideceklere sen önderlik edeceksin. Baş üstüne ey Allah'ın Resulü. Hidayete ermiş ümmetin en ulu rahmeti Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh 300 kadar hac yolcusu sahibiyle Allah'ın mukaddes evi yönünde hareket etti. Mukaddes hac yolunda kervanlar ilerlerken Allah'ın Resulü Hazreti Ali radıyallahu anh ye bir at verip ardınca yoldaki halk içinde peygamber fermanını bizzat oku yolladı ki halk içinde peygamber fermanını bizzat okusun. Ya Ali, Ebu Bekir'in arkadaşından yetiş ve Allah'ın emrini müminlere tebliğ et. Artık kafirlere hac ve çıplak tavaf yasak. Eski anlaşmalar müddetleri içinde yine aynen yürürlükte. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den Buhari ve Müslim'in nakli Allah'ın Resulü Hazreti Ebu Bekir himayetindekilerle beraber gidip hac etmeleri için gönderdi. Ferman şuydu. Bu yıldan sonra müşriklere hac yasaktır ve çıplak kimseler mübarek evi tavaf edemeyeceklerdir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh yola çıktıktan sonra da Hazreti Ali'ye bir at verip ardınca görmedi ki halk içinde peygamber fermanı bizzat okusun. Hazreti Ali radıyallahu anh Mekke'de halkı meydan meydan topladı ve peygamber fermanını tebliğ etti. Bu fermanın halka okunduğu yıl ayet nüzul etti. Ey iman edenler, bilmiş olun ki müşrikler midir, necis pistir, necisten başka bir şey değillerdir. Bu yüzden Allah'ın Kabe'sinde yaklaşmasınlar. Evet arkadaşlar, bunu sizlere Hazreti Ebu Bekir'in kitabını okudum. Like'ı babanı unutmayın. İyi seyirler.